Hocam şimdi ben ellerime tuzu böyle şey yaptım. Himalaya tuzunu böyle. Faydası var mı? Himalaya tuzu vücuttaki, derideki, dokulardaki, kandaki asidi alır. Vücuttaki asidi. Asidozu önler. Şimdi ben bunu aldım. 84 evde küvete attım. Evet, tuz banyosu. Ilık suyu da açtım. Bu eridi suyun evet, içerisinde. Tuz banyosu. Ben de böyle bir girdim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak sıcak. Nasıl? Çok güzel. Faydası var mı? Gözeneklerdeki pislikleri temizler, arıtır. Gözeneklerdeki? Gözenekler, deri. Bir insanın derisi aynı üçüncü böbrek gibi. Tamam. Vücuttaki hem ısıyı ayarlar hem de derinin içerisindeki teri atarak, toksik madde atarak vücudu temizler, arıtır. Ben, deri sünger gibidir. Ben lise 1'de biyoloji dersinde, hiç unutmuyorum, Şişli Terakki Lisesi'nde Necla Öztürk, eğer izliyorsa, duyuyorsa, ondan bizimle birlikteyse Allah uzun ömürler, sağlıklar nasip etsin. Çok değerli bir hocam, ellerinden öpüyorum. Derdi ki, böbrekler nasıl bu sistemi çalıştırıyor ve idrarı atıyorsun, deriden de çıkan ter aynı öyle idrarın evet, gibidir. Yani o çıkardığın ter, ondan kurtulman lazım. O yüzden üçüncü yani böbrek gibi deri. Evet. Bir böbrek yani deri üçüncü böbrek gibi çalışır. Vücuttaki toksik maddeyi dışarı atar. Evet. İki. Evet. Deri üçüncü akciğer gibi. Ne demek? Hem oksijen alır. Oksijen alır. Deri emer havayı. Eğer ki bir kişi mesela derisini yağlı boyayla boyasa nefes alamadığı için oksijen yetersizliğinden ölebilir. Derinin birçok fonksiyonu var. Şimdi şu gördüğünüz Himalaya tuzu 84 çeşit mineral içerir. Asidozu yani vücuttaki asitlenmeyi önler. Kanın pH değeri 7.40. Hafif asidik ortama doğru kaysa hayati tehlike başlar. Asidi bünyemizi hemen nötrleştirmek için aşırı oranda kalsiyum, magnezyum, stransiyum, baryum hazır harcayarak asidi nötrleştirir. Asidi nötrleştiremezse kemikteki kalsiyumu emer. Bu da kemik erimesine sebep olur. Şimdi benim teyzem Sibel, kemik erimesi var. Bundan bu, anlattınız nedenden mi? Kemikteki kalsiyumu emiyor, asit. Asitleniyor, yanlış beslenme, aşırı peynir, siyah çay, kahve, kola, fanta vesaire. Devam say. Güzel, çok iyi, çok iyi. Sağlıksız beslenme, Çin tuzu mesela çorbaların içinde. Glutamat. Glutamat, sodyum, monosodyum, glutamat. Şimdi ben bunu, biz kendimiz direkt getiriyoruz Himalaya tuzunu. Pakistan'dan. Daha önce başka bir firmadan alıyorduk. Arkadaşım, dostumuz geldi dedi ki, senin getirdiğin tuz ikinci kalite dedi. Bu şu bizim yapma getirdiğimiz ya, tuz. Bu da kendi tuzu. Neden dedim? Arada fark var. Bu donuk, bu parlak. Bizimki dedi birinci sınıf. Ben de Pakistan'ı aradım. Dedim ki arkadaşı sen bize yanlış yapıyorsun. Neden ikinci sınıf kalite tuz gönderiyorsun? Hayır asla birinci sınıf dedi. E dedim neden bu donuk, bu parlak? Atladı geldi. Dün buraya geldi. Fotoğrafını da çektim. Cebimde cep telefonu tamam, var. Adı ne? Muhammed Sait. Muhammed Sait. Muhammed Sait. Canım kardeşim. Dedim bu senin gönderdiğin böyle donuk. Evet. Diğer Türkiye'de başka bir ihracatçı firma getiriyor parlak. Neden böyle dedim? Suyun içine koymuş bunu uyanık Türk vatandaş birinci sınıf diye parlatmış. Şöyle suyun içine soktuğunuzda tabii biz bilmiyoruz ya. Suyun içine soktuğunuzda bunun üzerindeki tozu aldığı için. Şimdi Muhammed Sait adı da belli. Ne kadar güzel de bir ismi var. Evet. Değil mi? Şimdi bu bak, Türk vatandaşı uyanık davranmış. Bizim tuzumuz birinci sınıf tuz diye reklam yapmak için. Sevgili izleyenler bakın İbrahim suyun Gökçek söyler sokmuş bu doğruları. İyi seyredin bizi. Suyun içine soktuğun zaman ne oluyor? Tozunu alıyor, parlıyor. Vatandaşa ben birinci sınıf tuz satıyorum. İbrahim Gökçek ikinci sınıf tuz satıyor demek için bunu, tuzu yıkamış. Biz bunu Muhammed'den mi öğrendik? Evet Muhammed'den öğrendik. O Pakistan'da. Orada çıkıyor tuz. Himalaya dağlarından çıkıyor. Buraya tuz gelip bunu söylemek için mi geldi? Bunun için geldi. Dün buradaydı. Ne mübarekmiş ya. Evet. Evet. Bazı anlaşmalar yaptık. Hayırlı olsun. Hamdolsun. Hayırlı olsun. Pakistan'dan Himalaya tuzu getiriyoruz. Bunu böyle bu suyu içsen ne olur mesela? Hiç olmaz. Himalaya tuzu bu. İçilir. Faydası var mıdır tabii, yani? Bu, tuzlu su. Hı. Tuzlu su içiyorum ben zaten. İçmek gerekir. Niye? Bu 84 çeşit mineral içerir. 84 çeşit mineral. Asidozu önler, damar sertlenmesini önler,
böbreklerin fonksiyonunu artırır. Vücudu temizler, ödemi önler. Şöyle içilebilir. Güzel bir tadı var alıştığınız zaman. Şimdi bu gıdada kullanılan tuz. Cam gibi parladı, görüyor musunuz? Arkadaşın söylediği bizi kandırmak için böyle bir yol bulmuş. Türk usulü. Bunu böyle atıyorum parça. Tuzu yıkamış. Atın bir şey olmaz. Bir de şurada gördüğünüz tuz lambası var. Bu da Pakistan'dan getirmiş. Kıtlama yaptım. Kıtlama yap, şeker gibi. Şu gördüğünüz. Bu da. Bayağı tuz ya. Tuz tabii. Eskiden bundan 50 yıl öncesine kadar sofrada kullanılan tuz. Bu muydu? Kaya tuzuydu. Yani şimdi, sofra tuzu diye bir şey yoktu. Sofra tuzunda bir, günümüzde 50 yıldır sofra tuzuna kaya tuzu, göl tuzu, deniz tuzu alınıyor, rafine ediliyor. İçindeki bütün mineraller atılıyor veya kimyada kullanılıyor. Artı parlatmak için, renk vermek için, kayganlık vermek için toksik madde katılıyor. Dikkat! Ne katılıyor? Toksik madde. Nedir bu toksik madde? Sofra tuzuna toksik madde katılıyor. Nedir bu? Alüminyum oksit. Alüminyum silikat, titan oksit. Üç tür toksik madde katılıyor. Biz sofra tuzuyla birlikte ne yapıyoruz? Kendimizi zehirliyoruz. Alüminyum oksit. Alüminyum silikat, titan oksit. Bünyemiz bunu atamıyor. Ne yapıyor? Beyne depolanıyor. Lep bezlerine depolanıyor. Sinir sistemine depolanıyor. Hangi şeye riayet edeceğiz? Hangi tuza? Kaya tuzu. Himalaya kaya tuzu dünyada birinci sınıf. Hani böyle değirmenden. Değirmenimiz var, unuttuk. Hayır, yapıyoruz yani evde de, ben öyle evde öyleyim ben. Himalaya tuzu. Himalaya tuzu birinci sınıf. Onun haricinde deniz tuzu falan diyorlar hani böyle. Denize lağımlar karışıyor. Şey kaldı mı? Orijinali. La ilahe illallah. Bu gördüğünüzde yani sofra tuzunda 3 çeşit toksik madde var. 3 çeşit toksik madde. Neymiş? 3 çeşit toksik madde var. Alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit. Bu 3 çeşit sofra tuzundaki toksik madde beyne, lenf sistemine, sinir sistemine, vücuda depolanıyor. Özellikle beyin, sinir sistemi, lenf sistemi ve kişiyi ne yapıyor? Yavaş yavaş aptallaştırıyor. Bu nedenle Avrupa'da, Amerika'da sofra tuzu artık yasak. Peki bunu bilinçli... Lokantalarda bulunduruluyor. Bunu bilinçli mi yapıyorlar? Aptallaşsın diye mi yapıyorlar insanlar? Kasıtlı. İnsanlar hastalanırsa daha çok, evet, epimedyum macunu sizde bu arada. Da reji uyuyor bugün hiç. Epimedyum numaralar yaptık. Yuttun, gitti. Maşallah. Orada muhabbet sağlam tabii içeride. Bir tatlı kaşığı. Fazla almayın, fazla almayın. Sonra koşturmak zorunda kalırsınız. Vallahi. Çok gelir mi ya? Alma ya. Nasıl dayanıyorsun? İyi değil. Bu sefer de sabaha kadar uyuyamazsın. Antrenman. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani hiç uyumaya niyetin yok mu? İyi geliyor ya. Sabaha kadar cinsel dürtüler azar. Bu öyle yani, çok fonksiyonel bir şey. 19 çeşit bitki var. Ama iyi geliyor. İyi geliyor diye fazla yenmez. Bir tatlı kaşığı veya en fazla 1,5. Ya bununla tanıştığım günden beri çok mutluyum ya. La ilahe illallah Muhammed. Fazlası iyi değil. İyiyim diyorum ama. Sabaha kadar uyuyamazsın. Evet. Antrenman yapmak zorunda. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Şimdi bu tuz lambası. Himalaya tuz lambası. Bunun içerisine ampulü takıyoruz. Evet. Yanıyor. Yandığı zaman ne yapıyor? İyon yayıyor. İyon, negatif iyon. Adı negatif ama negatif iyon pozitif enerji verir bize. Negatif iyon pozitif enerji. Evet. Pozitif iyon vücudumuzdaki pozitif iyonsa pozitif enerji yok eder. Tam tersi. Günde 7 liralık bir sigara içiyorum diyelim. Tamam mı? 30 ile çarp ne yapar abi? 30 gün. 7 liralık. 7 kere 3, 21, 210. Yani bir aylık sigara parasına böyle bir şeyim olur mu, lambam? Tabii tabii. Her ailenin oturma odası, yatak odası, çalışma odası, çocuk odasında bulunması gerekir. Bronşları temizler, akciğeri temizler. Bronşları temizler, akciğeri temizler, bünyeyi temizler. Evet, şimdi çarkı felek otuna dönecek olursak. Yalnız bu arada sevgili izleyenler, bakın işin mizah tarafı yani eğlence tarafı. Siz tabii seyrederken keyif alasınız diye biz bazen biraz böyle, değil mi? Epimedyum fazla kaçırmayın. Epimedyum falan da, ama bu da gerçek yani. Bunu yiyoruz ama çalışıyoruz yani. Yarın Gaziantep Gazi Kent Üniversitesi'nde, Vakıf Üniversitesi'nde arkadaşlarımla beraberim.
Maşallah. Esra Sönmezer'le söyleşi yapacağız. Bir sonraki gün başka sanatçı arkadaşlarımızla oradayız. Akşam Murat Boz, Emre Aydın ve Mustafa Ceceli konseri var. Cumartesi günü Filmsan Başkanı Sayın Ferdi Mertel'le beraber Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde söyleşimiz var. Pazar günü de Beylikdüzü'nde sizi de bekliyorum. Sabahleyin sanatçı dostlarımızla beraber bir brunch yapacağız hep beraber. Sizi aramızda görmek isteriz. Maşallah, çok seviniriz. Sarıkan turunu almadan gitme. Gitmiyoruz. Pazartesi günü sevgili izleyenler Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeyiz. Gençler bizi seviyor. Çağırıyorlar. Biz de onlara gidiyoruz. Çok mutluyuz ekibimiz olarak. Ondan sonra kampüste ünlü var projemiz. Nasıl? Harika. Doğru bildiklerimizi anlatıyoruz. Sevgili izleyenler bu tempo içerisinde hayatınızda olması gerekenler. Bana bunca yıldır soruyorlardı. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Bu enerji işte benim değerli dostlarımdan geliyor. Bunlardan bir tanesi Sayın İbrahim Gökçek sevgili izleyenler. Gönül rahatlığıyla her konuda kendisine danışabilirsiniz. Benim ailemle olan ilişkilerimde bir, yakın arkadaşlarımla olan ilişkilerimde, iş arkadaşlarımla olan ilişkilerimde kendisinin çok büyük bir katkısı var. Psikolog olarak değil. Doğal yöntemlerle. Evet. Samimi söyledim tabii, ya bak tabii, show mow yapmıyorum bak. Sarı kantarın öyle zaten. Binlerce insan üzerine denenmiş. Ama abi edilmiş. Var ya nasılım biliyor musun anlatamam. Sarılıp sarılıp öpeceğim seni yani. Sevgili izleyenler sarı kantarın bizde böyle bir etki yarattı. Her gün biliyorsunuz yayında içiyorum sarı kantarınımı ve epimediumlu macun yiyorum. Tavsiye ederim isteyen yapar isteyen yapmaz. Evet. Bizi arayın sevgili izleyenler sorunlarınız varsa... Oraya bitiriyorsunuz falan yazıyor. Ben de sizi bitiririm. Hiç önemli değil. Evet. Evet günümüzde yeni doğan çocuklarda evet. Genellikle hiperaktivitet problemi ortaya çıkıyor ve hiperaktif olan çocukların aktivitesini frenlemek için kimyasal ilaçlar veriliyor. Kimyasal ilaçlar beyindeki hormonların dengesini bozuyor. Alt üst ediyor. Aptallaştırıyor. Yani kimyasal ilaç kullanan hiperaktif zaten süper zeka. Kullanmayın. Süper zeka olan birine evet. Kimyasal ilaç verirseniz çocuğu evet. Geri zekalı yapar, aptallaştırır. Fakat sarı kantarın verirse zaten onu sakinleştirir. Bir, hormonların gelişimini pozitif etkiler. Çünkü sarı kantarın serotonin hormonunu artırır. Noradrenalin hormonunu artırır. Pozitif etki yapar. Çok bünyeyi çok temizler, arıtır. Hem de bir dedi bak biliyorsun kilo veriyorum. Maşallah. İnsan sinirli agresif olmaz mı? Sevdiği şeylere... Hani sevdiği derken bunca zamandır kötü alışkanlıklar edinmiş yemekle ilgili. Şimdi onlardan kurtulma zamanı. Bak arındık. Mustafa Eraslan'a gideceğiz. Gitmeden önce bir çarkı feleğimiz var. Bir yere gidemiyor. Dur evet. Bakayım. Göster abi. Çarkı onu da felek. Anlatalım. Tamam. Çarkı feleği görüyor mu? Bir dakika. Şöyle. Çarkı felek. Biraz mor gözüküyor. Öyle mi? Ben mi öyle görüyorum? Yoksa? Buradan öyle gözüküyor. Çarkı felekle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Bu şurada... Profesör Doktor Bayar, şurada resmi de var evet. Kitapta. Profesör Bayar ve ekibinin yapmış olduğu klinik araştırmalarda uyuyamama, sık sık uyanma, uykuya dalamama gibi rahatsızlıkları olan binlerce var. Hasta tedavi var. Edilmiştir. Var öyle etrafında çok hafif deli uyuma. Var. Uyuyamıyorlar. Sabaha kadar uyuyamıyor. Bazıları film seyrediyor uyumak için yoruluyor yine de uyuyamıyor. Ben akşam bir geliyorum böyle benim oturduğum binada da oluyor böyle sabaha kadar ışıklar yanıyor. Hani iki tane seçenek var. Ya çarkı feleği yok, uyuyamıyor ya da macunu fazla kaçırmış. Çarkı felek şu gördüğünüz, biz bunun ekstraktını ürettik. Çarkı felek ekstraktı, oğlotu ekstraktı, kedotunun kökünün ekstraktı, 19 bitki ekstraktı. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi uyku rahatsızlıkları, problemleri yaşayan insanlar bunu kullandığında... Kuzu gibi olur. Sakinleşir, yatar. Çok şükür. Problem, hamdolsun. Gerilimi, kramp üzerinden atar. Evet. Sinir lota başlayamadan bitti. Sinir lotundan çok kısaca bahsedelim. Sevgili izleyenler şöyle bakın şimdi, görüyorsunuz. Bu Avrupa'da, Avrupa'nın göbeğinde, Güngören'de. Öksürme, öksürük. Bu var yani. Bronşit. Evet. Kuru öksürük, tahrişli öksürük. Benim buna ne yaptık biz? Var mı bizim sinir evet, lotuyla ilgili? Ne var? Sinir lot forte. Sinirli ot. Forte sevgili izleyenler. Buna Romalılar yara otu diyor. Kimler? Romalılar. Romalılar. Çinliler ha. Bunu vereme karşı kullanır. Mesela Çinliler. Parmağım diyelim ki ben şeytan tırnağı yüzünden battı böyle burası iltihap topladı şişti. Sarıyorsun. Bunu sarıyorum. Yıkadıktan sonra iltihabı çeker alır.
Böyle değil mi? Parmaktaki iltihabı, ayak baş parmakında oluşan dolamayı. Temizini yersen ağzındaki af yaraları. Ya yiyebilirsin. Ağzındaki tamam, afta. Tamam. Küçük oğlum böyle onunla ben böğürtlen toplamaya gitmiştik Almanya'dayken. Çocuğu arı soktu. Hem gözünü buradan hem kolundan. Çocuk 5 yaşındaydı o zaman. Bağırmaya başladı. Arı soktu, arı soktu. Dur sakin ol dedim. Hemen sinirli otu topladım. Şöyle biraz ezdikten sonra arı sokan yere sürdüm. 2 dakika sonra geçti baba, hiçbir şey kalmadı. Harikasın hocam. Bana. Evet. Sinirli arı otu sokması, söyledik. Böcek evet. Sokmasına karşı. Bununla ilgili de sinirli ot forte var. Çarkı feleği söyledik sevgili izleyenler. Sinirli ot şu şekilde. Epimedium yani sarı kantonan. Heh. Sinirli ot. Bu işte sinirli otun babası. Bir şöyle sevgili izleyenler, gün boyunca bizi ekranın altındaki telefon numaralarından arayın. Bize ulaşın. İbrahim Gökçek sorularınızı öksürük, cevaplayacak. Bronşit, kuru öksürük. Öksürük evet. Nedeniyle uyuyamama, balgam atamama. Yani nefes yolları enfeksiyon.